Bu görüntüye baktığımda ne gördüğümden tam olarak emin olamıyorum. İnsan vücudundaki metabolik yolları gösteren bir şemaya mı bakıyorum yoksa oldukça karmaşık bir metro ağına mı bakıyorum? Gerçekten de çok ilginç arkadaşlar. Şimdi vücudun dokulardaki farklı besin maddeleri aracılığıyla enerji kullanımı ve depolamasını nasıl dengelediğini anlamak için öncelikle bu şemadan bir kurtulalım. Daha basit bir görüntüye bakıyoruz. Bu anatomik olarak birebir doğru bir şema değil. Fakat farklı dokuların metabolik olarak nasıl işlediğini tarif etmede bize yardımcı olacaktır. Öncelikle sizlere birkaç metabolit sunayım. Tüm bu metabolitler düşünüp böyle üstünde panik yapacağınız şeyler değil. Tamam mı? Yani çok fazlalar biliyorum ama lütfen panik yapmayın. Ama tüm bu şemayı anlayabilmek için her birinin üzerinden kısaca da olsa geçmemiz gerekiyor bahsetmek istediğim ilk metabolik durum emilim durumu buna absorpsiyon da deniliyor yani besinlerin emiliminin yapıldığı süreçten bahsediyoruz emilim durumu besinler bol miktarda olduğunda vücutta gerçekleşen bir dizi metabolik tepkimeden ibarettir bağırsaklarımızda besin maddeleri vardır ve bunları öğütürüz ve tüm bu enerjiyi kullanmak zorunda da değiliz değil mi bunun yerine bu enerjiyi sonra kullanmak üzere bir kısmını en azından saklarız. Bu metabolik tepkimeler karaciğerde nasıl görünür? Bu karbonhidratların bağırsaklarda parçalandığını ve glikoz gibi di ve monosakkaritleri öğüttüğünüzü hayal edin, tamam mı? Ardından glikoz karaciğere taşınır ve iki ayrı yola gidebilir. İlk yolda glikojen olarak depolanabilir. Burada karbonhidratların depolanış biçimi olduğunu hatırlatmak için glikojeni özellikle daire içine aldım. Glikozun gidebileceği diğer bir yol ise yağın depolanan biçimi olan trigliserite dönüştürülmesidir. Tamam mı? Yani trigliseritlere dönüşür. Bunun için glikoz öncelikle gliserole ve yağ asitlerine dönüştürülmelidir. Glikozun yağ asitlerine dönüştürülmesi için piruvattan ve asetil koA'dan geçmesi gerekir. Böylece palmitat gibi vücudun kendi kendine sentezleyebileceği tek yağ asidine dönüşebilir. Ardından bu gliserol ve yağ asitleri birleştirilerek trigliseritler oluşur. Karaciğerde trigliserit depolanmaz. Trigliseritler çoğunlukla adipoz dokuda. Yani yağ dokusunda depolanır ve kan ile taşınamazlar. Bu trigliseritlerin VLDL'lere yani çok düşük yoğunluklu lipoproteinlere dönüştürülmesi lazım. Sonra karaciğerden çıkıp kana karışabilirler. Sırada proteinde bulunan amino var. Örneğin yediğimiz hamburgerdeki et proteinlerine ayrılır ve onlar da bileşeni olan amino ayrılırlar. Bu amino asitler karaciğer tarafından alınır. Karaciğer onları keto asitlere parçalar. Bu alfa keto asitler parçalandığında amonyak salınımı yaparlar ve bu da idrar biçiminde atık olarak vücuttan dışarı atılır. Amino asitlerde mevcut olan enerji artık alfa keto asitlerimizdedir. Peki bunlar nereye gidebilir? Bunlar da iki yola sapabilir. Bu keto asitlerdeki enerjiyi depolamak istersek onları yağ asitlerine dönüştürürüz. Bu yağ asitleri de ardından trigliseritlere dönüştürülür. Bu trigliseritler ise yine kana karışır ve sonra adipoz dokuda depolanır. Fakat eğer karaciğer bu emilim durumunda enerjiye ihtiyaç duyarsa bu keto asitler parçalanıp asetil koaya dönüştürülür ve asetil koada krebs döngüsü ve elektron transport zincirinden geçerek ATP'ye yani kullanılabilir enerjiye dönüştürülür. Şimdi adipoz dokuya geçelim. Adipoz yağ demektir arkadaşlar ve yağ büyük bir enerji ambarı olarak düşünülebilir. Yemek yediğimizde karbonhidratlar parçalanır ve glikoz kanımız vasıtasıyla adipoz dokuya taşınır. Emilim durumunda adipoz dokudaki bu glikoz trigliseritlere dönüştürülecektir. Fakat öncelikle tıpkı karaciğerde olduğu gibi gliserol ve yağ asitlerine dönüştürülmesi gerekir. Ardından gliserol ve yağ asitleri trigliseritlere dönüştürülürler. Fakat emilim durumunda adipoz dokuda gerçekleşen tek şey bu değildir arkadaşlar. Hatırlarsanız bu çok düşük yoğunluklu lipoproteinleri karaciğerden almıştık değil mi? Bunlar kan aracılığıyla adipoz dokuya girerler ve yağ asitlerine dönüştürülürler. Bu yağ asitleri de gliserol ile birleşerek trigliserit oluşturur. Yukarıda glikojeni daire içine aldığım gibi burada da yağların depolanmış biçimi olduğu için trigliseritleri daire içine aldım. Şimdi kas ile devam edelim. Kaslarda neler oluyor peki? Yine karaciğer ve yağ dokusunda olduğu gibi Emilim durumunda glikoz kas hücresi tarafından alınır ve gidebileceği iki yol vardır. Karaciğere benzer olarak bunu depolanmış biçimi olan glikojene çevirebiliriz. Fakat aynı zamanda kasın enerjiye de ihtiyacı olabilir. Genelde vücudumuz enerjiyi depolayarak saklamayı tercih etse de bazen emilim durumunda beslenerek edindiğimiz bu enerjinin kullanılması gerekir. Yani bu glikoz piruvata dönüştürülebilir ve hücresel solunum vasıtasıyla ATP üretebiliriz. Böylelikle kas kullanılabilir enerjiye sahip olur. Eminim durumunda kas ayrıca yediğimiz besinlerdeki proteinlerden gelen amino alır ve bu amino kaslarımızda protein olarak depolanır. Şimdi de beyinden bahsedelim. Karaciğer, yağ ve kas hücrelerinde emilim durumu süresince metabolik yolakların odaklandıkları temel şey enerji depolamaktı. Enerjiyi glikojen, trigliserit ve protein olarak depolamak söz konusuydu. Fakat beyinde enerji depolanmaz. Aksine beyin yüksek miktarda enerji harcar. Emirim durumunda genel olarak vücut enerji depolamaya eğilimli olsa da beyin bunu kullanacaktır. Kandan glikoz alınır ve piruvata dönüştürülür. Tıpkı kasta bahsettiğimiz gibi Hücresel solunum sürecinden geçerek ATP üretilir. Böylelikle beyin çalışmaya devam eder. Emilim durumunda tüm bu metabolik yolaklara baktığımızda vücudun yemek yediği için bol miktarda enerjiye sahip olması ve bunu depolaması mantıklı geliyor. Fakat bir süre boyunca yemek yemezsek ne olur? Başka bir de işte vücudumuz glikojen, trigliserit ve protein olarak depolanan enerjiyi kullanması gerektiğinde ne olur? Emilim sonrası durumda işte bu gerçekleşir arkadaşlar. Şimdilik şemamızdan emilim durumunu sileceğim. Evet. Artık vücudumuz bağırsaktaki tüm besin maddelerini emdi ve gördüğünüz gibi herhangi bir yağ, protein veya karbonhidrat bulunmuyor. Hepsini ilgili depolama biçimlerinde depoladık. Karaciğerde karbonhidratları glikojen olarak, yağ dokusunda yağları trigliserit olarak, kasta ise protein olarak depoladık. Tamam mı? Biraz zaman geçtikten sonra vücudumuzun bu enerjiyi kullanması gerekir. Fakat vücut doğrudan protein, glikojen veya böyle trigliserit kullanamaz. Bu besin maddelerinin öncelikle daha kullanılabilir enerji formlarına ayrılması gerekir. Gerçekleşen metabolik tepkime serisine emilim sonrası durum diyelim. Genelde emilim durumu sırasında enerjiyi oluşturur ve depolarız. Emilim sonrası durumda ise molekülleri parçalamak suretiyle bu enerji açığa çıkarırız. Genellikle tüm bu tepkimeler ters yönde gidecektir fakat hepsi değil. Şimdi üzerlerinden geçelim tamam mı tek tek. Yine karaciğerle başlayalım. Karaciğerde glikojen glikoza parçalanır ve glikoz karaciğerden kana karışarak tüm vücutta enerji olarak kullanılabilir. Amino asitler yine karaciğer tarafından alınacaktır. Emilim durumunda olduğu gibi amino asitler keto asitlere dönüştürülür ve amonyak salgılanır. Bu da atık olarak üre oluşturacaktır. Hatırlarsanız emilim durumunda keto asitler trigliserit oluşturmak için yağ asitlerine dönüştürülmüştü. Şimdi emilim sonrası durumda bunu doğrudan glikoz üretmek için kullanacağız. Bu glikoz ise doğrudan dışarı aktarılarak vücudun diğer bölümleri tarafından kullanılabilecek. Fakat karaciğer hala kendisi için enerjiye ihtiyaç duyar. Kısmen bu keto asitler yine ATP üretmek için asetil-koA'ya parçalanmaya devam edilir. Peki ya gliserol ve yağ asitleri? Hatırlarsanız emilim durumunda onları birleştirerek trigliserit oluşturmuştuk. Fakat bu bir depo besin maddesidir. Emilim sonrası durumda ise depo için değil, kullanılabilir enerji oluşturmak isteriz. Bu yüzden gliserol de glikoza dönüştürülecek. Karaciğerde gerçekleşen önemli bir adım daha var. Bu yağ asitleri aynı zamanda ikinci bir tepkimeden geçebilir. Ketonlara parçalanabilirler. Ketonlar önemli metabolit ara ürünleridir. Çünkü beyin tarafından kullanılan nadir enerji türlerinden bir tanesidir. Emilim durumunda karaciğerde neler olduğuna dair fikrimiz var. Peki yağ dokusunda yağ dokusunun enerji ambarı olduğunu söylemiştim. Bu enerji de trigliserit olarak saklanır. Emilim sonrası durumda bu enerjiyi kullanmak isteriz. Fakat trigliserit olarak kullanamayız. Yine parçalamamız gerekir. Trigliseritler, gliserol ve yağ asitlerine parçalanır ve gliserol de kana karışarak karaciğere ulaşır. Böylece daha fazla glikoz üretilmesine yardımcı olur. Şimdi kasa geçelim kasta proteinler bulunur ve proteinler parçalanarak aminoasitlere ayrılır. Bu aminoasitler kana karışır ve tıpkı yağ dokusundaki gliserol gibi bu aminoasitler karaciğerlere ulaşır ve alfa keto asitlere dönüştürülebilirler. Ardından daha kullanılabilir bir enerji formu olan glikoza dönüştürülürler. Fakat kaslarda ayrıca bir miktar glikojen de bulunur. Glikojen kasta depolanır, böylelikle enerjiye daha doğrudan erişebilirler. Emilim sonrası durumda bu glikojen glikoza dönüştürülecektir ve bu glikoz piruvata dönüştürülebilir. Piruvat ardından asetil koA oluşturmak ve elektron transport zinciri ile enerji üretmek için kullanılabilir. Kas hücresinde olanlar bunlardır. Buraya çizmedim fakat enerji için ATP üretmek üzere gerekli olan bir dizi tepkime var ve bunların hepsi oksijene ihtiyaç duyar. Peki kas hücresinin oksijeni azaldığında ne olur? Neyse ki glikoz da parçalanabilir ve ortaya başka bir ürün olan laktat çıkar. Laktat olunca ATP üretiriz. Fakat hücresel solunumda olduğu gibi oksijene ihtiyaç duymayız. Şöyle sorabilirsiniz, oksijene ihtiyacımız olmadan ATP üretebiliyorsak neden glikozu sürekli bir biçimde parçalayıp laktat elde edip ATP üretmiyoruz? Bunun iki nedeni var. Buradaki süreç o kadar da verimli değil. Hücresel solunumda olduğu kadar ATP molekülü üretilmez. Ayrıca laktat asit olduğu için kanın pH dengesini bozar. Son olarak beyne geri dönelim. Dediğimiz gibi emilim durumu boyunca beyin her zaman enerji harcar. Bu doğru. Yine beynimiz kandan glikoza alır, piruvata çevirir ve hücresel solunumdan geçerek ATP üretir. Fakat ayrıca şunu unutmayın. Karaciğerdeki ketonlar da emilim sonrası durumda beyin tarafından enerji olarak kullanılır. Evet, emilim sonrası durumdan da bahsettik farklı dokuların enerjiyi nasıl harcadığını ve kullandığını gördük şimdi metabolik yolaklara geri dönelim evet metabolik yolakları geri getirelim vücudumuz besin maddelerini depolamaya veya kullanmaya çalışırken gerçekleşen tüm farklı metabolik tepkimeleri de böylece anlatmış olduk arkadaşlar